Tesla modelle performans incelemesiyle sizlerle olacağım. Öncelikle katkılarından dolayı Voltify'a teşekkür ediyorum. Voltify sizlerin de rahatlıkla elektrikli araç kiralayabileceğiniz bir platform. Opsiyonlarını web sitesine girdikten sonra görüyorsunuz. Aylık ücretlerini farklı elektrikli model araçları görebilir, kiralayabilir. Kiraladığınız araçları da güzel bir şekilde deneyimleyebilirsiniz. Voltify platformunda yalnızca elektrikli araç kiralayabileceğinizi de belirteyim. Tekrar tekrar Voltify'e destekleri için teşekkürlerimizi iletiyorum. Öncelikle Tesla Model Y hakkında size şu detayı vermek istiyorum. 2023 yılında Avrupa'da en çok satan araç. Tesla Model Y ile alakalı detaylı bir inceleme videosu yapmayacağım. Bununla alakalı zaten birçok inceleme videosu geçtiğimiz yılları itibariyle ülkemizde çekildi. Ben bu araçta gerçek bir kullanıcı deneyimi olarak şehir içi, şehir dışı tüketim, bunun yanında evden şarj ettiğimde ne kadar bir tutar bana yansıtıldı veya hızlı şarjda ne kadar bir masraf iller arası seyahat ettim. Bununla alakalı detaylı bir video yapacağım. Günlük hemen aldım, sürdüm, bunu yaptım, şunu yaptım değil. 1000 km ve üzeri bu araçta bir deneyim yapmak istiyorum. Eşimle beraber aracı Voltify'den teslim aldıktan sonra İstanbul'dan Yalova'ya, Yalova'dan İzmir seyahatine başladık. Daha sonra 7-8 günlük İzmir'de, Çeşme'de bir aracı kullandık. Yani şehir içi kullanımında dolu dolu gerçekleştirdik. Daha sonra tekrar Yalova'ya geri döndük. Yalova'dan da Voltify'e tekrar aracı teslim etmek için İstanbul'a geçtik. İstanbul trafiğinde de aracı kullandık. Dolayısıyla 8 günlük süre boyunca güzel bir deneyim elde ettiğimi söyleyebilirim. Bu araç ülkemizde satın alabileceğiniz en performanslı Tesla. Dolayısıyla biz de performans paketinin iliklerine kadar zorladık. Araçta 0-100 testi gerçekleştirdim. Şehir içinde kullandım. Agresif olarak kullandım trafikte daha yavaş sürdüm. Genelde aracı konfor modla, sakin modla kullandım. Ara gazlamalar yaptım veya test yaptığım zamanlarda aracı spor modunu aldım ki zaten modlar arası geçiş yaptığınızda pedalın hassasiyeti, aracın gücünü sonuna kadar hissediyorsunuz. Ben bu aracı 21 inçlik jantlarıyla çok seviyorum. Uber türbin jantlar bence Tesla model y'ye yakışan en güzel jant. Tabii ki bununla beraber performans modeli olması sebebiyle Tesla kaliperler ve arkada gerçek bir kar karbon fiber spoiler'ı görüyoruz. Araç 1995 kilogram. Ben bunu 2 ton olarak yuvarlayacağım. 2 tonluk bir araca göre hızlanması, ivmelenmesi yani böyle bir hız yok, böyle bir hızlanma yok, böyle bir sıfır yüzlü değeri yok. Gerçekten 2 tonluk bir araca göre hızlanması son yani top speed'i muhteşem. Şunu da unutmadan belirteyim bu araç SUV kategorisinde dolayısıyla bir Tesla Model Y aldığınızda SUV aracı da sahip olmuş oluyorsunuz. Araç tamamen teknolojik. Ortadaki panelden aracın her yerine hükmediyorsunuz. Aracın başına herhangi bir şey geldiğinde tabletine, ortadaki konsola herhangi bir şey olduğunda ne olabilir diye düşün düşünmek istemiyorum bunu zaten yüzlerce binlerce testi yapılmıştır. Dolayısıyla bu araçlar yoğun testler sonucunda bizlere ulaşıyor. Herhangi bir sorunla, sıkıntıyla yoğun güneş altında yoğun kullanım altında herhangi bir en ufak pürüz bile bu araçta yaşamadım. Araçta tamamen yanlış hatırlamıyorsam 9 adet kamera bulunuyor. İç kokpitte, aracın yanlarında, ön tarafında arka tarafında, kör noktalarında harika kameralar konumlandırılmış. Aracı güvenlik moduna aldığınızda güvenlik modunda aracı bıraktınız park ettiniz ama aracı gözlemlemek istiyorsunuz. Sizin aracınız park halinde birisi vurdu mu çizdi mi aracınıza zarar verdi mi bu önemli. Aracı güvenlik modunu aldığınızda günlük olarak bataryanızdan %3 ila 5 arası bir pil tüketimi yapıyor. Bunu da belirteyim. Çünkü bu önemli bir konu. Sürekli kameralar zaman zaman aracı izliyor. 1 dakikalık, 5 dakikalık, 2 dakikalık loop çekimlerle beraber aracı sürekli gözlemliyor. Herhangi bir durum olduğunda da bu kameralardan çok güzel bir şekilde aracın başına gelenleri de görebiliyorsunuz. Aracın bagaj hacmi bence yeterli. Eşimle beraber dediğim gibi aldık aracımızı İzmir'e tatile gittik. 8 gün boyunca araçla beraber güzel bir seyahat ettik. Bagaj hacmi yeterli, yetmiyormuş gibi Ön tarafta da küçük bir bagaj bulunuyor. Yanlış hatırlamıyorsam 100 litreye yakın bir orada da bagaj hacmi var. Toplamda 854 litrelik bir bagaj hacmine sahibiz. Aracın dış hatlarını şöyle bir sizlere değerlendirdim. Asıl o iç tarafta. Tabii ki bu araç bence bir aile arabası. Çok dört 4 kişi hatta 5 kişi bu araçta seyahat edebilir. Ön koltuklar tamamen elektrikli. Yanal destekler muhteşem. Sırt, baldır. Her yerden bir destek geliyor. Bunları da ayarlayabiliyorsunuz. Araçta uzun süre yolculuk çok rahat yapabiliyorsunuz. Bu yanal destekler sayesinde yolculuk oldukça konforlu hale de geliyor. Tabii ki araç teknolojik kolay giriş sistemi var. Araçtan inince otomatik olarak koltuk geriye doğru açılıyor ve rahat bir iniş imkanı sizlere sunuyor. Ben bu hayatta ev olsun, araba olsun, herhangi bir eşya olsun, malzeme olsun, bir depo bile olsa minimalistlikten ölmek istiyorum dostlar. Minimalistlik benim için önemli. Az ve öz tasarım benim için çok önemli. Tesla'nın içine ilk bildiğim bindiğim andan itibaren o minimalistik ve zarif tasarımı görüyorsunuz. Araç o kadar sade ki kafa karıştıracak hiçbir şey yok. Ortada 15 inçlik konsol ve tüm aracı oradan yönetiyorsunuz ve araçta da çok ama çok az buton bulunuyor. Göz yormuyor. Zarif ve minimal tasarımıyla Tesla Model diye beni gerçekten tavladı. Direksiyonun tasarımı zarif. iki tane buton bulunuyor. Bu butonlardan aynı ayarınızı direksiyon ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. multimedya kullanabiliyorsunuz. Bunun yanında irili ufaklı birçok detaya bu iki tekerlekten de değinebiliyorsunuz. Aracın malzeme kalitesi çok güzel. Yer yer yumuşak plastik, yer yer kumaş detaylar, yer yer sert plastik kullanılmış ve test ekibi bu materyallerin nerede kullanıldığını da çok iyi seçmiş. Aracın yan cepleri bence oldukça derin. Yine orada da kumaş detayı görüyoruz. Torpidosu bence biraz daha derin olabilirdi. Yine ortada dirsek dayama, ortadaki saklama haznesi derin ve oldukça kullanışlı. Yine ön tarafta da hemen tabletin alt kısmında yer alan bölümde de iki adet telefonlarımızı kablosu olarak şarj etmeye yarayan detay da unutulmamış. Arka koltuklara geçtiğimizde burada da konfor bizleri karşılıyor. Diz mesafesi muhteşem. Bunun yanında şaf tüneli bulunmuyor. Şaf tünelin olmamasıyla beraber arka tarafta yekpare bir görüntü mevcut. Dolayısıyla alt tarafta ayağımızı koyduğumuz yerler oldukça ferah ve geniş. Hemen orta kısımda arka havalandırmayı görüyoruz. Yine burada da manuel ufak bir ayarlama yapabilmemiz için ızgarayı hareket ettirebiliyoruz. İki tane de tip C portumuzda bulunuyor. Buradan dilediğiniz teknolojik aletleri veya farklı ürünleri şarj edebiliyorsunuz. Bu arada unutmadan şunu belirteyim. Araçta deri koltuklar var. Ön ve arka koltuklarda da koltuk ısıtma var. Koltuk soğutma yok. Her iki tarafı da ön ve arkayı da ayrı ayrı ısıtmaya ayarlayabiliyorsunuz. Arka koltuğumuzda da yine kol dayamamız. Bunun yanında da Isofix girişlerimiz bulunuyor. Gelelim cam tavana. Bence aracın en güzel yanlarından biri üst taraftaki cam tavan. Birçok araç içerisine bindim cam tavan deneyimini yaşadık. Yaşamayanlar da zaten günümüzde çok azdır diye düşünüyorum. Cam tavan önemli. Araç içerisine ekstra bir ferahlık katıyor. Alanı genişletiyor. Ama ben şunu söyleyebilirim. Bu zamana kadar tattığım, deneyimlediğim en ferah, en göz yormayan, İçeriği bunaltmayan, güneş ışığını direkt almayan, aracın içini ısıtmayan ama aracın içerisinde de güzel bir ferahlık sağlayan cam tavanı Tesla Model Y sayesinde deneyimledim. Aracın performans paketi olduğunu söylemiştim. Bendeki araç 534 beygir, 660 Nm torka sahip, 0-100'ü 3.7 saniye bu fabrika verisi. Ama birazdan da göreceksiniz ben 4 saniyeye yakın bir süreyi yakaladığımı söyleyebilirim. Gerçekten fabrika verisini yakalayabiliyorsunuz. WLTP değeri 514 km. Ben bu değeri hiçbir zaman görmedim. Aracı sıfırdan %100'e doldurduğumda 390, 410, 420 kilometreye kadar bana bir menzil verdi. 250 kW'lık hızlı şarj desteğimiz bulunuyor. Ben bunu Tesla'nın süper şarjlarında Akisar'da deneyimlemek istedim ama o kadar doluydu ki yanlış hatırlamıyorsam 10 tane şarj yeri vardı. Onu da doluydu. Bu araçta geliştirilmiş otopilot, self drive kabiliyeti bunlar opsiyonel. Ekstra para verip abonelik gibi satın alabiliyorsunuz. Aracı aldınız. Bu paketleri sonradan da dilerseniz satın alabiliyorsunuz. Otomatik şerit değiştirme, otomatik park etme bu ülkemizde mevcut değil. Trafik ışıkları tespiti, otonom sürüş yeteneği, otomatik yavaşlama gibi bütün detaylar bu araçta mevcut. Zaten yolda giderken aracın hızını sabitliyorum. Otoyolda gidiyorum. Önüme aniden bir araç mı giriyor? Araç hemen hızını öndeki aracın hızına göre ayarlıyor ve aramızda güzel bir takip mesafesi bırakıyor. Bu takip mesafesinin uzunluğunu da araç içerisinden ayarlayabiliyorsunuz. Çok mu yakından takip edeyim yoksa takip mesafesini bayağı bir açayım gibi bu ufak detayları da panelden rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Tabi araba teknolojik. Dolayısıyla arabayı telefondan da kontrol edebiliyoruz. Test uygulamasını indirip araçla eşleştirdiğiniz takdirde aracın klimasını önden kışında aracı çok rahat ısıtabiliyorsunuz. Siz araca gitmeden araçla alakalı her şeyi hazır hale getirebiliyorsunuz. Aracı telefon yaklaştığında otomatik olarak açıyor. Uzaklaştığında otomatik olarak kapanıyor. Bagajları uzaktan açabiliyorsunuz. Uzaktan aracı kilitleyebiliyorsunuz. Yazılım güncellemesini telefondan yapabiliyorsunuz. Arabada tabii ki uygulama desteği önemli. Bunları telefonlara, tabletlere söylerdik ama Tesla'da bence uygulamayla beraber kullanılması gereken detaylı bir araç. Bu aracı yaklaşık 1700 km'ye kadar eşimle beraber denilmedik Aracı Voltify'den teslim aldığımda %99'du. Önce Yalova'ya oradan eşimi alıp İzmir'e gittik. Yanlış hatırlamıyorsam Susurluk'ta bir %20-25 civarında aracı şarja taktım. Burada şarja taktıktan sonra aracı 850 TL'ye 120 kW'lık DC şarj ile fullledim. Tabii ki her istasyonun kW ücreti değişiyor. Kiminde bu DC şarj 120 kW'lık veya 180 kW'lık olarak değişiyor ama kiminde 8 TL kW'ı, kiminde 11 TL, kiminde 12 TL, kiminde 7 TL. Mesela Tesla'nın kendi süper şarjında yanlış hatırlamıyorsam 5,5 TL'ye doldurduk. O da Tesla'ya bir indirim yapıyor diye düşünüyorum Tesla araçlara göre. Şehir içinde Çeşme'de 8 TL'ye kadar DC kullanabildik. Tabii ki maliyetler istasyonların tüketim yani vermiş olduğu kilowatt TL birim başına değişiyor. Ama ben size şöyle kabaca hesaplayayım. 850 TL İzmir'e giderken verdik. Tabii ki %100 dolumunda da kendi 22 kW'lık istasyonla şarj ettiğini düşünüyorum Voltify tarafının. Orada da bir 600 TL, 700 TL kadar gitse yaklaşık 1400 1500 TL arası bir maliyetle İstanbul'dan İzmir'e gidilebiliyor. Tabii ki otoyol ücretleri hariç bunu katmayacağım. 850 TL verdim ama %25'den %100'e kadar aracı yaklaşık 1 saat 5 dakikada doldurdum. 120 kW'lık ile batarya dolmaya başladığında 120 kW'ın altına düşmeye başlıyoruz. %80'den sonra değerler düşüyor ama %24'ten %25'ten %100'e yaklaşık 1 saat 5 dakikada aracı fullledim ve oradan direkt İzmir şehir içine uğradık. İşimiz vardı oradan da Çeşme'ye geçtik. Çeşme'ye geçtiğimizde aracın yanlış hatırlamıyorsam %30'luk bir şarjı vardı. Burada ertesi gün aracı şarja taktım ve %30'dan %100'e tekrar aracı fulledim. Buradaki istasyonumuzda 120 kW'a kadar bir hızlı şarj desteği veriyordu. Burada da aracı 700 TL'ye fulledim. Daha sonra bu ile beraber artık şehir içinde gezmeye başladık. Aracı şehir içinde kullandığımız süre boyunca Nereden baksanız 1500-1400 TL'lik bir e, yakıt aldık. Bunu yakıt olarak çevireceğim ben. Elektrik yani aracı şarj ettik. Dolayısıyla şunu tespit ettim. Evden şarjı bir kenara bırakıyorum. Şehir içinde bu aracın menzilini daha uz güzel uzatabiliyorsunuz. Uzatabildiğiniz gibi de aracı uzun yola göre daha güzel kullanabiliyorsunuz. Maliyetleri düşürebiliyorsunuz. Aracı 800 gün boyunca kullandık. Aracın kliması hiç kapanmadı. Yer yer en yüksek ayarda kullandık yer yer orta kademede ama aracın kliması hiç kapanmadı. Uzun yolda aracın içi soğuduktan sonra 3. 4. kademeye kadar gerilettik. Dolayısıyla klima hiç kapanmadı. Klima kapanmadığı için de ekstra bir tüketim değeri bizlere yansıtmış oluyor. Gelelim asıl olaya. Bu aracı evden şarj ile doldurduk. İzmir'de dolduramadım. Evimize döndüğümüzde aracı güzel bir şekilde evden şarj etme deneyimini yakaladım. %29'da aracı şarja taktım. Daha sonra %80'e kadar doldursun dedim. Akşam 9.30'da aracı şarja bıraktım. Daha sonra tamı tamına 14 saat sonra %80 ile prizden söktüm. Değişiyor bu duruma göre. 12 ile 15 saat arası evden şarjlı aracı doldurdum. 2 kW yer yer 3 kW ile evdeki prizde bu aracı şarj ettim. Yanlış hesaplamadıysam 35 kW kadar bir %30'dan %80'e aracı doldurduk. Evdeki maliyeti 110 TL. Gece doldurursak 90 TL'lere kadar düşüyor bu maliyet. Aracı %100 bile doldursanız 150 ile 180 TL arası %20'den %100'e fulleniyor. %20'den %80'e aracı doldurmaya her zaman çalıştım. Bu daha iyi performans veriyor ve bataryanın ömrünü de uzatıyor. Bu elektrikli araçlarda artık benimsenmiş bir prensip diye düşünebiliriz. Aracı %30'dan %80'e DC şarjlarda 500-600 yer yer 700 TL'lere fullerken doldururken tabii ki ücreti burada zamana veriyorsunuz. Yarım saatte 25 dakikada %20 %30'larda %80'e oluyor ama evde iş değişiyor. 15 saate kadar uzayan bir süreden bahsediyoruz. 700 TL orada yarım saatine verirken evde 12 saatine 15 saatine 100 TL işte 120 TL gibi komik rakamlara diyoruz. Tabii ki evdeki prizden direkt doldurmak ee, oldukça zaman istiyor ama maliyet olarak çok ama çok düşüğe geliyor. Burada 100 kilometrede yaktığımız değer de düşüyor. Çünkü evde 100 TL'ye doldururken dışarıda 700 TL'ye dolduruyoruz. Dolayısıyla maliyetleri inanılmaz düşürüyor. Ben evde şarj olayını sevdim ama süresi uzun geldi. Artık her fırsatta büyük ihtimalle inşallah günün birinde böyle bir aracı sahip olursak alırız doldururuz. Evden sürekli prize bağlarız. Maliyetleri düşünürüz. Daha sonra şehir içinde daha çok araçta geziyoruz. Şehir dışına çok fazla çıktığımızı söyleyemem. Şehir içinde araç kullanımı özellikle elektrikli araç kullanımı gerçekten muhteşem bir hale geliyor. İçten yanmalı motorlara göre de bakım maliyetleri neredeyse yok. Herhangi bir motor olmadığı için yağ değişimi yok, filtre değişimi yok, suyu yok, o su yok, bu su yok, hiçbir şey yok. Dolayısıyla sadece bir yanlış hatırlamıyorsam batarya bakımları vesaire var. Ee, bakım maliyetleri çok düşük olabiliyor. Dolayısıyla fosil yakıtlı araçlara göre buradan da ekstra kara geçiyoruz. Benzin parasının dışında. Sürüş modlarına göre araç yumuşak veya sert bir hal alıyor. Genel olarak 21 inçlik jant olması sebebiyle yumuşak ve konforlu yapıda bozuk yollarda araç daha sert bir hal alıyor. Dolayısıyla her detayı en ufak taşı bile aracın içerisinde hissediyorsunuz. Tabii ki lastik ebatı, jant yapısı burada önemli faktör ama genelde düz yolda, bozuk olmayan yollarda oldukça konforlu olduğunu da söyleyebilirim. 1700 km yol boyunca yaklaşık dönüş yoluyla beraber 2500 TL bir para harcamışızdır evden aracı doldurduğum sürede dahil 1700 kilometrede 2500 3000 TL'lere varan bir yakıt harcaması yaptık ki fosil yakıtlı bir araca göre ortalama 2000 kilometre aracı sürdüğümüzü düşünürsek bence bunun iki katı üç katı bir yakıtla aracı süreriz diye tahmin ediyorum. Tabii ki klima sürekli açık, şehir içi trafiği, ışıklarda dur kalk sürekli İstanbul içerisinde trafiğe girdik, İzmir içerisinde trafiğe girdik, oturduğumuz beldede yoğun bir trafik vardı. Fosil yakıtlı bir araç olsaydı trafikteki bu dur kalktaki yakıt performansı da oldukça yüksek olacaktı ama elektrikli araçta böyle bir dert yok. E tabi orada da ne yapacaktık? Camları açacaktık, klimayı açmazdık falan. Elektrikli arabada pek bunlara takılmadım. Klima full açık, camlar full kapalı. Trafikte de uzun yolda da tamamen klimayı kullandık. 3000 TL'ye yakın bir Ödeme ile beraber 1700 kilometrelik araçla beraber yapmış olduğumuz yolculuğu da tamamladık. Benim Tesla Model Y ile deneyimlerim bu şekildeydi sevgili dostlar. Sizlerin aklına takılan herhangi bir nokta olursa yorumlar kısmında fikirlerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Bu araçla alakalı güzel ipuçları, güzel reelslar, kısa videolar gelecek. Teknoloji Kampüsü'nün Instagram hesabından, YouTube'dan da takip etmeyi unutmayın. Elektrikli araçlarla alakalı güzel, ince detaylar, ince videolar, ipuçları sizlerle de olacak. Bu tarz içerikler için beni takipte kalmayı da unutmayın. Bir sonraki elektrikli araç videomuzda görüşmek üzere. Tekrar Voltify destekleri için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.